Keşke Samsun, Ünye, Trabzon olsa daha iyi olurdu ama maalesef hala yani 10 yıldır bir kültür merkezine sahip olamıyor Ünye. Bir gün olsa da gelip de memlekette oynasık diye içimiz böyle kan ağlıyor bizim de. Ama inşallah şu şimdi kültür merkezinin inşaatı bu belediye başkanıyla biter diye düşünüyorum. Hani biz de bu Karadeniz turnesinde biraz öyle böyle çok sıkıldığımız için şu Karadeniz'e biraz kafayı dağıtalım diye her yıl bir düzenlemeye gidiyoruz bu Karadeniz turnesine. Valla ben ezelden beri çok seviyorum Ünye'yi her şekilde ama Erdal'a katılıyorum. Yani Ordu'da 1 saat ya da 45 dakikalık mesafede oynayacağımıza bir turda Ünye'de oynamayı isterdik. Buranın halkıyla bütünleşmeyi isterdik. Bence buranın halkı da çok istiyor. Çünkü izlemek için Ordu'ya geliyorlar ya da ne bileyim Samsun'a gelmek zorunda kalıyorlar onca yoldan. Çok güzel bir şehir. Gerçekten Erdal doğru diyor. İncisi yani. Bayılıyoruz. Burası da çok şahane olmuş. Belediye başkanımız çok güzel yapmış. Bütün halk da çok iç içe, çok güzel. Hepsi de faydalanıyorlar. Biz de dahil olmak üzere. Evet, başkandan biri kültür merkezi istiyoruz. Teşekkür ederiz. Biz kültür merkezi istiyoruz. Evet. Hüseyin Başkan'ın adını, dileklerimizi oynayabileceğiz. Evet, böyle güzel bir estetikle yapılan, evet, yapılan mimari, bu estetik doğayla beraber iç içe olması, yani bir de kültür merkezi yapsa güzel olur şimdi başkanımız. Evet. Evet, ben onu da yerine getireceğine inanıyorum. Zaten şu anda inşaatı hazır, faaliyete de geçti. En kısa zamanda da onun da biteceğine inanıyoruz. Ya gelelim, evet, de açalım ya. Tabii ki, evet, tabii açması çok güzel olsun, olur. Evet, o sözü de sizden alalım. İlk oyun sözünü veriyor musunuz? Evet. Veriyoruz ya. Açın, ben gelirim, her hafta gelirim ben. Evet, bunu da duymuş olduk, teşekkür ediyoruz. Ekranlardan daha iyi tanıdığımız Erdal Beşikçioğlu ekranlara veda etti, tiyatroya mı döndü? Öyle bir izlenim mi var şu an? Ya hiçbir zaman hani ekranları bırakıp sahneyi geçemezsin, sahneyi bırakıp ekrana geçemezsin. İkisi birbirini tamamlayan bir disiplin tabii ki yani. Ne sinema bırakılabilir, ne televizyon bırakılabilir, ne de sahne bırakılabilir. Bunların hepsi bizim işimiz yani. O işi hepsi birbirini destekleyerek devam edecek. Hani bizim yaptığımız işler biraz böyle hani güldürü üstüne değil, biraz daha düşündürme üstüne işler olduğu için tabii ki seyircinin bizim oyunlara ve bizim düşüncemize gelmeleri için televizyon şart, sinema şart. Onlar hiçbir zaman bırakılmaz. Tiyatro hiç bırakılmaz. Biliyorsunuz Hulya Tilbe'de bu sene Behzatçı'ya devam ediyor. Birinci sezonu bitti. İkinci sezon olarak tekrar devam edecek mi? Herkes bunun cevabını bekliyor. Bunu da buradan öğrenmiş olalım size. Biz çektik Gökhan. Çektik. Aralık ayında ikinci sezon girecek. 7 bölüm olarak girecek. Bir dahaki sezonda bir üçüncü sezonu yapacağız inşallah. Evet, onun da buradan müjdesini vereceğiz, evet, gibi, evet, oluyor, geldi bana. Üçüncü sezonda geliyor yani. İkinci sezon yolda, Aralık'ta. Üçüncü sezonu daha çekmedik, onu da Haziran'da çekmeye başlayacağız. Yine seneye bu zamanlarda üçüncü sezonu seyrederler inşallah. Evet, müjde geldi.